Galatasaray'ın gol sorununa takım performansı olarak gol beklentisi üzerinden bakalım bir de. Galatasaray 21 maçta çektiği 315 şuttan toplam 33 civarı penaltısız gol beklentisi üretti ve bunlardan 25 gol buldu. Beklentinin yaklaşık 8 gol altında kalan sarı-kırmızılıların şutlarının ortalama XG'si kabul edilebilir değerin ta kendisinde. Özellikle 6 pas içerisindeki içi boş sarı yuvarlaklar, kaleye yakın yerden, yüksek gol beklentisine sahip pozisyonlarda kaçırılan golleri gösteriyor. Bunların sayıca yüksekliği de Galatasaray'ın sezon başından beri devam eden bitiricilik sorununun yine bir ispatı gibi. Galatasaray'ın 315 şuttan 33 civarı gol beklentisi ürettiği sezonda, Trabzonspor'sa 275 şuttan yaklaşık 31 gol beklentisi üretti. Bordo Mavililerin ise gol beklentisini yakaladığını görüyoruz. Onların da şutlarının ortalama XG'si yine 0,11. Galatasaray'ın maçlarında rakiplerin topladığı XG'lere baktığımızda ise 217 şuttan üretilen 24,5 XG'nin 25 gole neden olduğunu görüyoruz. Rakiplerin şutlarının XG ortalaması da yine 0,11. Burada takım savunması açısından sayısal bir sorun gözükmüyor. Trabzonspor'da ise durum ilginç. Kalesine çektirdiği şut sayısı Galatasaray'dan 90 şut daha fazla olan Trabzonspor'un rakiplerinin topladığı gol beklentisi Galatasaray'ınkinden çok daha az fazla. Bu da Trabzonspor'un rakiplerinin çektiği şutların ortalama XG'sinin 0,08 olmasından, yani oldukça düşük olmasından kaynaklanıyor. Bu 4 istatistiğe lig geneli üzerinden de bakalım. Ligin penaltısız en çok şut çeken takımı olan Galatasaray'ın ortalamasının ise oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Ligin şutlarının ortalama XG'si en yüksek takım olan Vavakars Fatih Karagümrük'ün ise ligin en az şut çeken 4. takım olması dikkat çekici. Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ın da yüksek şut sayısı ve düşük kalitesi gözden kaçmıyor. Lig lideri Trabzonspor'un ise şut sayısı düşük değil, ancak kalitede de daha önce belirttiğimiz gibi belli bir seviyenin üzerindeler. Aynı verinin savunma tarafına bakınca Trabzonspor ve Beşiktaş'ın durumları göze batıyor. Trabzonspor, kalesinde en çok şut gören takımlardan biriyken, çekilen şutların kalitesinde Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'le birlikte en düşüğüne izin veren takım. Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un düşük ortalamalarını bir de az şut çektirerek yakalamış olmaları onlar adına oldukça olumlu. Beşiktaş ise kalesine en az şut çektiren takımken çekilen şutların kalitesi en yüksek ikinci takım. Kalesine Beşiktaş'tan daha kolay ve net şut çektiren diğer takım ligin diğer siyah beyazlısı İzmir temsilcisi Altay. Yine pazar gecesinin büyük maçının tarafı olan Galatasaray'ın da az şut çektirdiğini söylemek mümkün. Trabzonspor'da Alexander Schürrle'un yerini doldurmak kolay olmayacaktı. Profil olarak farklı bir oyuncu olsa da Cornelius sezonun geri kalan kısmında beklentileri karşılamış durumda. 1228 dakikada çektiği 39 şutun sadece ikisini ceza sahası dışından çeken golcü oyuncu, 7,9 XG'den bulduğu 10 golle beklentinin yaklaşık 2 gol üstüne çıktı ve 0,20'lik bir XG şut ortalaması yakaladı. Galatasaray'da Cornelius'un karşısına karşılaştırmak için koyabildiğimiz ilk oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Yaklaşık 1500 dakika sahada kalan Kerem, 29 şutundan 2,5 XG biriktirebildi ve bunun 2 katı gol buldu. Ceza sahası dışından attığı 2 gol ve şutlarının ceza sahası dışındaki yoğunluğu, şutlarının ortalama XG'sini 0,09'a düşürse de, genç oyuncunun uzaktan şut denemelerine dur demek şimdiye kadarki performansıyla gereksiz olur. Trabzonspor'un bir diğer gol silahı Anthony Vakayeme. 42 şuttan bulduğu 5,3 XG'den 6 gol atan Nijeryalı, ortalama 0,13'lük bir XG ortalaması yakalamış durumda.
Ceza sahası dışından da şansını denemekten çekinmeyen Vakayeme, bu sezon henüz dışarıdan gol bulabilmiş değil. Galatasaray'ın ileri uç performansının hayal kırıklığı olduğundan bahsettiğimiz Halil Dervişoğlu, attığı iki penaltısız golü 38 şuttan buldu ve yaklaşık 5 xG topladı. Şutlarının ortalama xG'si 0,13 olan Halil'in bitiricilik sorunu kadar şanssız olduğundan da bahsetmek mümkün olabilir. Çünkü görünüşe göre ceza sahası dışından şutlar deniyor olsa da aslında şutlarını iyi seçiyor. Takımların gol atma ve yeme performanslarından bahsederken kalecileri boş geçmek olmaz. Trabzonspor'un kendi kalesindeki performansın başrollerinden biri de şüphesiz Uğurcan Çakır'ın. Her ne kadar Trabzonspor takım savunması açısından rakiplerini zor şutlara zorluyor olsa da maçlarında çerçeveyi bulan 15,1 xGOT'den 12 gol yiyen Uğurcan, gol beklentisi modeline göre 3,4 gole engel olmuş durumda. Kırmızı ve içi dolu küçük yuvarlakların çok az olması, Uğurcan'ın bunu nasıl yedi diyeceğimiz şutlarında az olduğu, sarı ve içi boş büyük yuvarlaklar olması ise bunu nasıl kurtardı diyeceğimiz şutlar olduğu anlamına geliyor. Uğurcan, kalede camiaya güven vermeye devam ediyor. Galatasaray kalesini Muslera'nın sakatlığı sonrası devralan İsmail Çipe'nin çizgi performansında kalesine gelen 18 isabetli şuttan yediği 7 golü 6 xGOT'den yediğini görüyoruz. İsmail Çipe böylelikle beklentinin 1 gol üzerinde yemiş oluyor bu modele göre. Galatasaray'ın her iki kaledeki performansının ligin şampiyonluk kovalayacak bir takım performansından uzaklığı sayılara da net bir şekilde yansımış oluyor böylelikle. Sezonun ilk 21 haftasının bize sağladığı veriler üzerinden pazar gecesi oynanacak haftanın en kritik karşılaşmasının taraflarına, Galatasaray ve Trabzonspor'a bakmaya, maçla ilgili fikir sahibi olmamıza yardımcı olacak bazı detayları sizlerle paylaşmaya çalıştık. 22. haftanın verilerini, fikstür nedeniyle dikkate alamadığımız bu incelemeleri faydalı bulacağınızı umuyoruz.